Gelelim ekonomiye. Dışarıdaki pahalılık, hayatın zor şartları, memleket insanı bunlarla her gün boğuşuyor. İstanbul Ticaret Odası İstanbul'da yıllık enflasyonu açıkladı. 50.91. Neredeyse 51. %51 yıllık enflasyon. Buna göre İstanbul'da pahalılık son 19 yılın zirvesinde. Şimdi yarın ülkenin enflasyonu açıklanacak. TÜİK açıklayacak. Gözler TÜİK'te. İstanbul'da yaşamak zor. İstanbul'da enflasyon daha yüksektir. İstanbul daha pahalı. %50'nin üzerine geçer. Neleri katıyorsunuz buna? Hangi zam? Elektrik, su, doğalgaz %100 gibi bir artış değil ki. Bazı ürünlerde %300. Tüketici her alışverişinde öncekinden daha fazla hissediyor pahalılığı. Özellikle de İstanbul'da. Marketten, pazardan eli boş ayrılıyor. Daha ucuz ekmek için uzun kuyruklarda bekliyor. İstanbul Ticaret Odası'na göre de İstanbul'da yıllık enflasyon %50'yi aştı. Son 19 yılın en yüksek seviyesine çıktı. Çok pahalı. Her şey 2 katı, 3 katı oldu. Tüketicinin hissettiği enflasyon zaten TÜİK'in açıkladığı rakamın hep üstünde ama İstanbul'da yaşayanlar için durum daha da ağır. Çünkü İstanbul'da kiradan gıdaya kadar her şey çok daha pahalı. %100 İstanbul'dan bahsediyorum. İstanbul'da enflasyonu %100 hissediyor tüketici. TÜİK'in açıkladığı enflansiyonsa Aralık'ta %36 idi. Ocak ayı enflasyonun açıklanmasına bir gün kala İTO'nun verileri de ipucu oldu. Çünkü Aralık'ta TÜİK'in 2 puan altında kalmış. İTO Ocak ayında denge nasıl olacak merak ediliyor. Enflasyon diş macunu gibidir. Sıkıldıktan sonra geri içerse geri koymak çok zor oluyor. Önümüzdeki aylarda da yüksek enflasyon devam edeceğini söylemek büyük bir öngörü olmaz. Paramız yetmedi. Yarısı kasada kaldı. Sen aldığını geri bıraktığın zaman ne hissettiğini düşünebiliyor musun? Aynı aşağılanmış gibi. 10 tane 20 tane maaş alıyorken Allah'tan devam mı? Bir kilo portakal aramayan bir insana. Devam mı? Yağmur, çamur, soğuk hiçbir şey engel olamıyor. Çünkü geçim sıkıntısı çekiyorlar. Halk ekmek daha büfeye gelmeden büfenin önünde uzun kuyruklar oluşuyor. Bu da İstanbul'daki hayat pahalılığının bir yansıması aslında. Bu insanlara yazık değil mi? Karda, yağmurda, çamurda böyle yaşlılar bile o kuyruklarda bir ekmek için. Bir başımayım, bir başıma ben geçinemiyorum. Fırından almaz mısınız? Fırında alınacak gibi mi kızım benim? Bir yerine iki ekmek alabilmek için kuyruğu gözde alıyor İstanbullu. Çünkü en yüksek zammı asgari ücretle almıştı. Oranı %50 idi. İstanbul'un yıllık enflasyonu henüz ilk aydan aynı oranda geldi. Asgari ücret tamam çok güzel. İlk başta çok güzel geldi. Herkese çok cazip bir fiyat olarak geldi. Bu zamlar birden ikiye katlandığı sürede. Ne oldu asgari ücrete gelen zam? Yok hiç havada bulut sen bunu unut. TÜİK ise sepette değişiklik yapılacağı iddialarının gölgesinde Ocak ayının enflasyonunu Perşembe günü açıklayacak. O enflasyonda aslında elektrikten doğalgaza, akaryakıttan otoyola yeni yılın zamları da yer alacak ama ekonomist Murat Kubilay'a göre birebir yansıtılmayabilir. Eğer bu enflasyon sepetinde bizim günlük hayatımızdaki harcamalarımızı uyumsuz bir durum görürsek bunun nedeni enflasyonun daha düşük tutulması olabilir. Milletvekilleri bir ay asgari ücretten maaş alsın anlasınlar. Bir ay ya fazla değil, bir ay.